Arkadaşlar Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Çekirge gibi üstünüze düştüm zıplayıp. Bu bir şakaydı arkadaşlar, bunu alınmayın. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Oğlum benden başka kimse gelebilir mi bu çara? Bu da bu bebe de bir garip ya. Şuna bir E yazalım. Hem kendin dedin çarın içine gir diye. Bir de gülücük atıyor arkadaşlar, böyle olabilir mi ya? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar şunla bir muhabbet yapak sonra da arkadaşlar şimdi bir şey yazacağım da ayıp olur, neyse. Ne cevap verecek merak ediyordum da. Neyse boşverin. Şimdi ona bir şey yazacağım. O da bana bir şey, bir gülücük atar ya da başka bir şey derdi de. Neyse şunu altı alak dur bir şey yazacak mı? Arkadaşlar bu arada la oğlum yorumuna yazmışsın. Bebe de bir garip ya. Vallahi arkadaşlar ben bebeği anlamıyorum var ya. Çok garip bir çocuk. Demiş git. Hatta son videoda yazmış. Öbür çarın videosunu çek. Herhalde inventer videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar çar. Şunu bir aşağı alak yeter, bununla konuşmayalım. Boşver. Neyse boşver. Şöyle kalsın şimdi, bunu yormayalım. Yoruldu mu? Formdan düşüyor bu. Eren ya da Kerem, ikisinden biri. Hangisiyse artık bilmiyorum. Formdan düşmesin çocuk. Formdan düşürse kötü olur arkadaşlar, kaybederiz. Formdan düşmesin, o biraz çalışsın. Neyse arkadaşlar şimdi bunları geçin, bunları boş verin. Okey, o biliyor ne olduğunu. Şimdi ben onu da rastgele söyledim. O burayı izler büyük bir ihtimal. Altına da bir gülücük atar kesin. Bunu da dediyse atar. Şimdi arkadaşlar bu ben ne diyecektim, bakın şimdi bu bebeyle girdik araya. Arkadaşlar bu çağrı bildiğiniz gibi satılıktı. Bakın buralar yükseldi arkadaşlar, rütbe de atladı biraz. Şöyle rütbesi arkadaşlar, altın, kurt parası, nakitini ben azalttım arkadaşlar. Bunu nasıl oldu diye sorarsanız şöyle oldu. Arkadaşlar şöyle bir şunlara bakın. Bu çağ ay sonuna kadar arkadaşlar 250 lira. Almak isteyen varsa bana ulaşsın. Aldığın çağrı almak isteyen varsa parası havale yolu ile olacak arkadaşlar. Yani bankadan havale yolu hesaba göndereceksiniz. Almak isteyen 250 lira arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar geçerli. O video videoyu şu an bugün ayın kaçı? 28'miş. 29 30 31. 3 gün var arkadaşlar. Eğer almak isteyen varsa 250 lira. Yani emin olun ki arkadaşlar bu çağrı yakında kıymete binecek. O yüzden altı ay yoruma şimdi saçma saçma yazmayın, 250 lira etmez diye. İçini de birazcık bir şey iyileştirdim arkadaşlar. Şuraya bakın, bakın buralar zaten hiç yoktu. Bayağı bir çıkarttım. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir görev basmadım. Profilde böyle. 255 nakit var. İsmini beğenmedim diyorsanız arkadaşlar bunu alacağım. Yani aldıktan sonra alan kişi eğer alırsa İsim değiştirme yollayacağım arkadaşlar, sorun değil. İsmini ister böyle kullansın. Eğer derse alıcı kişi aldıktan sonra ben bu ismi beğenmiyorum derse isim değiştirmesini yollar mı arkadaşlar, sorun değil benim için. Zaten 3750 nakitçik bir şey. Öbür çardaki nakiti gördünüz. Hatta olmazsa buna JP transfer ederim diyeceğim ama olmaz, JP olmaz. Ben dimdirek gönderirim arkadaşlar. Çünkü JP transferi şu an sistemin kapalı arkadaşlar. JP transfer etmeye blok olmuş. Onu açmak için uğraşıyorum şimdi. O yüzden JP'ye gönderemeyeceğim. Yoksa kendi alsın diyecektim de boş verin. Ben dimdirek gönderirim arkadaşlar hediye değiştirme. Ama ne hediye değiştirmesi ya? İsim değiştirmesini. Alan kişi aldıktan sonra eğer klanda kalmak istiyorsa bu benim klanım arkadaşlar. Bu da yan çarda duruyor. Yan çarım benim klanımda duruyor. İsterse burada kalsın, isterse çıksın. Onu kendi bilir. Şimdi burayı gördünüz arkadaşlar. Şimdi ben şunu içini göstereyim arkadaşlar. Ha, nakiti nasıl bitirdin diye soracaksınız şimdi. Arkadaşlar şu hediye kutusu şöyle bir şey. Daha bugün açtım bakın birkaç tane. Bunları da kendime gönderdim. 600, 1200, 1800, 2400, 2900 nakit harcamışım. Toplamda 2900, 3100 nakit falan varmış yani. Evet öyleydi değil mi? Şu 100'ü koyarsak 3155 nakit ediyor. Bir dakika şuraya gireceğim tabii. Allah kahretsin, yanlış yaptık arkadaşlar.
Abi şunu kaldırın ya. Bu ne böyle anasını satayım? Dükkana girerken böyle bir şey yoktu. Niye 600 nakit harcamış derseniz arkadaşlar. Çünkü bunları hepsini bugün harcamadım. Birini harcadım. Bakın buradan da görebilirsiniz. Zaten 7 gün yazıyor. Öbürleri 6 gün. Dün gönderdim. Toplamda bakalım ne kadar nakit. Yükte ne kadar var. Dün boş ver. Haftalık da var. 2600 haftalık da varmış. Aylık da 7000. Yılda 12 bin de böyle şeymiş. Aa şey bu ne bu da alıcım olsun her şey oluyor. Şimdi arkadaşlar şu envantere bir girelim. Birinci böyle arkadaşlar. Bunları boş verin oyunu silah. 13 günlük bundan kalmış. 14 günlük 14 günlük 60 gün 6 gün. Şunlar bir güne boş verin. 60 günlük bundan 60 günlük bundan 23 günlük bundan 21 günlük 11 günlük 21 günlük. İkinci de 14 günlük 15 günlük şuna geçelim 15 14 günlük bombada bir şey yok 3 kısmına geçtiğimizde çanta yok dövme var 118 günlük sol var 178 günlük sırt 118'de sağ var arkadaşlar ya şu Türk bayrağı dövmesi şundan daha iyi arkadaşlar şu atılsa atacağım da ama belki alıcı kişi kullanır diye duruyorum pençe yok arkadaşlar şurada altınlı var sonra karaktere girelim. Kırmızıda bu var arkadaşlar. Oğlum ben buna basmıştım. Niye çıkmış ya? Kırmızıda 7 günlük bundan, 16 günlük bundan. Mavi geçersek şunu Allah sayımını Allah da. 15 günlük, 24 günlük, 30 günlük, 30 günlük, 30 günlük, 5 günlük de bunlar. Ekipman yok arkadaşlar. Şuraya geçtiğimizde bu arada şey açık arkadaşlar. Oraya geçtim. 4 tane slotu da açık gördüğünüz gibi. Silah. Kurtta şey de açık arkadaşlar. Kurtta bir iki tanesi açık. Burada bir şey yok. Kurtlar bölümüne geçersek 20 tane bundan var arkadaşlar. Bunları açmayacağım. Alan kişi açsın diye. Silah kutusu 2 20 adet var. 116 tane görünüş sandığı var. Saldırı sandığı 144 tane var. Şampiyonluk kasası 35 tane. Özelleme kutusu 60 tane. Süper kutu 65 tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sandıklar kalktı. Ama ben hala açmadım. Alan kişi açsın. Çünkü şimdi bunları açarsam içinden çıkıp şey olacak arkadaşlar süresi azalacak yani hiç o yüzden açmadım lazım hatta şunu açabiliriz niye bunu açabiliriz bu değil direkt şey veriyor nakitli fe falan veriyor onu envantere atarız 40 tane bundan var 130 tane bundan var bunu da arkadaşlar her açtığınızda 30'dan sonra GP veriyor bakın 5000 30'u çıkar 100 kalıyor her yüzde 10 tane bir verirse ne yapar 5000 10.000 20.000 50.000 GP kasabilirsiniz arkadaşlar alan kişi. Ben bunu açmayacağım. Çünkü açarsam süresi çıkan eşyaları envanter alırsam süresi azalacak. Belki o zaman da şey olmaz. Yani ben açmayayım kendisi açsın. Kutuları gösteriyorum. Yani 250 liradan hatta ben bunu 300 liraya satıyordum arkadaşlar. Bu yıla özel yılın sonuna kadar 250 lira. Gördüğünüz gibi envanterin içindeki şeyler zaten bayağı bir kıymetli şeyler. Zaten şunlar kalktı oyundan arkadaşlar. O yüzden kıymete bindi artık. Bu içinde var. Açarsınız kendini alacak kişi. 51 tane bundan var. Yani içerideki kutular da dandik değil arkadaşlar. Süper kutu, özelleme kutusu, elit kasa, şampiyonu. Ve en başta şunlar arkadaşlar. Bunlar artık kıymetli bir şey. Bir daha bulamayacağız çünkü. Şeyden kaldırdılar ya. Bakın arkadaşlar 75 tane de bundan var. 100 tane de bundan var. Yani 6 sandıkta var arkadaşlar. 171 tane de bundan. Sandığın altıncısı bu arkadaşlar. 140 tane kral kurt sandığı. Ateş barut çıkarabilirsiniz. Ya tahla da çıkarabilirsiniz bundan. 83 tane bundan. Ondan da ekipman silah çıkarabilirsiniz. Ve lima kasası var 99 tane. Bundan da GP çıkartıp yani rütbe atlayabilmeniz mümkün arkadaşlar. Bir aşağı inelim. 13 tane bundan. 60 tane bundan. 99 tane bundan var. 100 tane efsanevi kasa var tahla arkadaşlar. 37 tane bundan. 15 tane bundan. Bir tane de bundan var. Şu bir tane ne çıkacak bakalım. O 10 tane de çıktı. İyi. Şimdi kurt sandığını da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ayın sonuna kadar 250 lira almak isteyen yoruma altına yazsın. Ben alırım diye. Yani kaçmaz arkadaşlar böyle bir şart söyleyeyim. Yani ben şu yüzden şimdi arkadaşlar sıfırdan açarsınız. O ayrı bir konu. Yani ona yatırdığınız para rütbe atlamak için şu rütbeye gelene kadar arkadaşlar elinizdeki paradan milyarlar gider
Yani şöyle bir kartalı bulmuşsunuz, kaçırmayın derim ben size. Yani tabi bazıları fiyatı beğenmiyor, etmez etmez diyor. Arkadaşlar onların affedersiniz de oyunda tam bir bilgisi yok. Tamam hadi etmez yek. Sen o 250 lira yeniden bir çar aç. Yükle bakayım o 250 nakite ne kadar nakit ediyor arkadaşlar. 100 bin, 100 lirasına 45 bin nakit ediyor bakın. 90 bin nakit. Hatta bunu 300'den sayak şimdi. 250'yi boş verin. 300 nakit yüklemiş sayalım. Her 100 lirada ne yapar? 45, 90 bin, 10 bin 35 nakit yapar arkadaşlar. Sen o çarı alacak yani bunu diyen kişi arkadaşlar ben ona söylüyorum. Sen o 250 liralık ya da 300 liralık yüklediğin nakitle ne rütbeyi buraya kadar getirebilirsin ne de o çarını dizebilirsin. Yani bilmem anlatabildim mi? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. GF olayından sonra, EDS'den sonra ve K paketine geldikten sonra çarların fiyatları düştü diyorlar. Bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bu başka nedenden dolayı satıyorlar. Şimdi adam diyor ki arkadaşlar bir yıldız çarım 350 lira diyor. Şimdi yıldız çar 350 liraya gitmez arkadaşlar. Bunu satıyor. Satmasına satıyor arkadaşlar da. Yani bazıları çakmıyor durumu. Geri alıyor çarı. Yani olay burada bitiyor arkadaşlar. Yoksa yıldızı 350 liraya satılır mı? Aynısı oldu arkadaşlar. Benim bir arkadaş var geri zekalı. Gitti yani yıldız çar aldı arkadaşlar. O satanları görüyorsunuz. Yani sonra da elinden aldılar arkadaşlar. Parası da gitti boştan yere. Yani hiçbir şey yaramadı. Hep kendi mallığı yüzünden oldu. Kendi halbuki arkadaşlar şimdi şey olmak istiyor insan. Oynadı mı büyük rütbede gözükmek istiyor. Bunu herkes istiyordu zaten. Dandik bir çar açınca çizgi halinde başlamak biraz gıcık oluyor arkadaşlar. Bu çar arkadaşlar ay sonuna kadar 250 lira. Almak isteyen yoruma yazsın. Yoruma sakın o çar bu kadar etmez etmez diye bilmeyenler konuşmasın. Eğer ucuza bulabiliyorsan git al. Aldığın çarı da geri çekmezlerse rahatsındır. Ben bunu söyleyeyim sana. Öyle konuşuyorlar arkadaşlar işte yıldız 250 liraymış milaymış. Kardeşim sen yıldızı alıyorsan onu geri çekerler. Bunu unutma. Geri çekmeyi de biliyorsunuz arkadaşlar. Çarı elinden geri almak demek. Onlar zaten arkadaşlar bazıları yapmıyor ama bazıları yapıyor. İşte o yüzden yani isteyen varsa arkadaşlar ayın sonuna kadar 250 lira. Yoruma hemen yazabilirsiniz. Alacağım, alacağım, almak isteyen. Parası olan özelden gelsin arkadaşlar. Şey göstereceğim. Göstereceğim yok, pardon. Hesap numarasını vereceğim. Oraya parayı yatırsın. Para geldikten sonra arkadaşlar aldıktan sonra bu çarı ona vereceğim. Alan kişi de ismini yazacağım. Yoruma yazan olursa tabii alan olursa yoruma yazacağım. Mesela ne yazalım mesela kim almışsa Kerem aldı diyelim bunu. Yoruma yazarım arkadaşlar. Çar Kerem kişi kullanacağı kişinin almıştır. Güle güle kullansın. Eğer o derse ben ismini beğenmiyorum. İsim değiştirmeyi yollarım arkadaşlar. O sorun değil. Yani böylece renk vereceğim arkadaşlar. Kutuları falan da gördünüz. Yani gerçekten kaçmaz bir şey arkadaşlar. Bilerek açmadım. Hatta açmadım arkadaşlar izledik. Sırf alan kişi açsın diye yani. Bak arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela şu dandik bir şey benim için. Öbür o şeyde olsa dışarıda karanlıktırsa. Bu işime yaramaz. Bak şu. Sonra bu. Şu da yaramaz benim için. Bu da yaramaz. Şu ikisi de yaramaz. Şu işime yarar. Bu yarar. Bu yarar. Yani işime yarayan şey bunlar. Keşke arkadaşlar gönderme olsa da bunları kendime göndersem diyeceğim böyle bir şey olmuyor. Arkadaşlar açmasını açacaktım da bilerek açmadım. Yani kendi alan kişi açsın. Ya eğer de satılmazsa ileriye kadar durursa arkadaşlar. Arkadaşlar zaten 2018'e girersek büyük bir ihtimal bir şeyler olacak. Çok değişik şeyler olacak. İyice fiyat yükselecek. Benim değil yani ben kendim adıma konuşmuyorum. Başka kişiler adına konuşuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süper
süper kutu, yani süper bir envanter, kutular bölümünde mükemmel şeyler dolu. Ve dükkanda olmayan şeyler de var arkadaşlar. Sandıklar dükkanda yok biliyorsunuz, kaldırdılar. Şunları da şeyden kaldırdılar arkadaşlar. Nadir eşya kasasından çıkıyordu. Bunlar da yok artık. Bunlar da envanterde gördüğünüz gibi. Sonra başka neyi kaldırmışlardı bunlar? Tamam, gerisi var zaten. Şu. Bu. Bunlar dükkanda ve kutulardan çıkmayan şeyler hesapta mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 250 lira sadece. Almak isteyen yoruma yazsın. Hesap numarasını vereceğim arkadaşlar bankanın. Oraya yatırsın. ATM'den havale yapmayı biliyorsunuz, oluyor zaten biliyorsunuz. Hangi bank size yakınsa o kart numarasını veririm arkadaşlar. Şey var yani. Yani illa şu ATM, mesela Halkbank diyelim. Halkbank yok arkadaşlar. Yakınınızda mesela hangi bankalar olur? Ziraat Bankası diyeceğim şimdi arkadaşlar. O yakında yoksa Garanti olur. Garanti de yoksa Yapı Kredi olur. Yapı Kredi de yoksa Vakıfbank olur. 4 tane banka arkadaşlar. Bunlardan birini, hangisi yakınsa size alacak kişi için ben buradan gönderirim diyorsanız 4 tane hesap numarası var arkadaşlar. Gönderecek kişi, alacak kişi şey yapsın. Bana tamam şey. Evet arkadaşlar, bu bendim zaten. 3 yıldız olan benim şu an. Şu da yanında duruyor işte. Bu uçarda bu. Yani eğer alırsan, kulağında kalmak istersen kalırsın. Şöyle bir şey puanı. Yavaş yavaş büyüyeceğiz inşallah arkadaşlar, plan olarak. Bir dakika arkadaşlar, bir şey yapacağım. Tamam, bu böyle kalsın bir. Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Evet, bunda çarpı varmış. Demek ki sadece bir silemiyormuş. Bu arada şimdi bakalım arkadaşlar, şuraya girmişken şu girmiyor oyuna. Bir, bunlar tamam var. 2 3 4 5, yok şurada giriyor. 4 acaba neden oyuna girmiyor arkadaşlar? Bu arada sınavıma girmiş miyim ki, bakayım bir dakika. İnşallah. Arkadaşlar bu arada şey söylemeyi unuttum ben. Bu çağrı arkadaşlar 500 bin gelişim puanıyla 500 bin kurt parası kuponu da gelecek arkadaşlar. Nereden geleceğini biliyorsunuz herhalde. Ama şimdi onu bilemezsiniz tabi. Ya bir, belki çalmışsınızdır bir şeyden de arkadaşlar şuradan. Bu Medusa bitimin daha hani hediye veriyor arkadaşlar. Bilerek bu çağrı Medusa'ya koydum ki 500 bin. Hem 500 bin kp hem de gelişim puanı verecek arkadaşlar. Böyle dursun. Bilerek koydum bu çağrı ben. Eğer alan olmazsa çıktıktan sonra yine aynı şekilde koyacağım. Oradan 500 bin gelişim puanı falan gelir arkadaşlar. Şunlar şey yapalım. Aslında oradan 500 bin gelişim puanı da şey gelecek arkadaşlar. Ben ne yapacaktım? Şeye girelim arkadaşlar. Kendimi arayayım bakalım. Girmiş miyim? Bence güncellememişler. Çünkü gözükmüyor arkadaşlar. Evet, hala yok. Bir güncelleseler de ismi çıksa arkadaşlar, şöyle hiç çıkmıyor abi. 3 yıldızdayım da. Neyse arkadaşlar, ben söyledim arkadaşlar her şeyi, istiyorsanız arkadaşlar ayın sonuna kadar 250 liradan satışta alacak kişi altına yorum yazsın. Ve bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa bilmiyorum. Almayacak kişi ya da ters ters konuşacak kişi, hiç kimse altına bu çar bu kadar etmez diye yorum yazmasın. Oyunu biliyorsan git baştan çar aç. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi 300 liralık buna vereceğine o paraya nakite çevir. 90 bin, 100 bin, 135 bin KP yapıyor. O çarı bu rütbeye getirirsen sana bedava veririm ben bu çarı.
Evet, duydunuz arkadaşlar. O 300 liraya, ben 250 liraya veriyorum. 300 liraya çıkacak ay sonunda, yani birinde. 250 lira indirim yok arkadaşlar. Net fiyat 250 lira. Almak isteyen zaten birinde satılmazsa 300 liraya geri çıkar arkadaşlar. Yeni bir çizgiyle başlamayayım. Rütbeli bir çar istiyorum derseniz arkadaşlar, buyurun size rütbeli bir çar. Yani kaçırmayın derim bence. O boş konuşanlar da arkadaşlar, bu arada söylüyorum, boş konuşan kişiler, bu çar bu kadar etmez diyorsanız yeniden bir çar açın, video çekin, o çizgiyi 300 liralık nakit kendinize yükleyin, o çarı bundan iyi yapın yapın, hatta bu rütbeye de getirin, çarı sana bedava vereceğim, vermeyen de anladın sen ne dediğimi, bu çarı bedavadan veririm arkadaşlar. Yani bu rütbeye getirmesi imkansız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son yamadan sonra kartal dimdirek yıldız oluyordu. Bir de şu sarı şeyler geldikten sonra rütbe atlama işi zorlaştı arkadaşlar. Sağlam çalışıyorsanız arkadaşlar buyurun. Sağlamlığı birincisi derken, yani içindekiler biraz birinci silah falan dandik de, kutular sağlamlığı birinci, böyle gelmeyen kutular var. İkincisi de arkadaşlar hep oynayacağınız bir çar sürekli. Ben almam sattığım şey yeri arkadaşlar. Eğer zaten bu satıldıktan sonra şeye geçeceğim arkadaşlar. Kendi 3 yıldıza geçeceğim. Onu da satıp oyunu bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Ama YouTuber'lık yapıyorum bildiğiniz gibi. O boş kalır. Benim daha çar var arkadaşlar. Ama onların rütbesi küçük. Papatya falan, bundan daha dandik. O yüzden onlarla yeni bir başlangıç yapabilirim. O yüzden böyle işte, ilk önce bu, sonra 3 yıldız. O zaten büyük bir ihtimal kolayca satılmaz arkadaşlar. Çünkü istediğim fiyatı veren olmayacak o çara. Belki de veren olur ama belli olmaz. Ama o kadar para kimseden çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Zaten içindeki eşyalar o miktara değer diye düşünerek o fiyatı verdim. Fiyatı şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar, boş verin. Önce bu gitsin. Zaten 2000'den fazla isteyeceğim arkadaşlar. İşte da manyaktı bu zaten, gördüğünüz gibi envanter videosunda. Bunu da zaten böyle envanter videosu diye yazdım, yan çar diye. Almak isteyen bana dönsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.